Baklava tadında bir börek yapacağız. Hemen malzeme listesini sayıyorum. 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı yoğurt, 1,5 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un başlayabiliriz. İç malzemesi için 200 gram kıyma. Tabii ki Fatma'cığım. Müsaade var mı? 2 adet patates, 1 adet soğan, ceviz, pul biber, karabiber, tuz. Açmada kullanmak için nişastamız olacak ve sıvı yağımız var efendim. Üzerine gezdireceğimiz. Şimdi çıtır çıtır bir börek tarifimiz var. Evet. Tamam. Fatmacığım kaç yaşındasın? Aynı yaştayız. Gerçekten çok genç duruyorsun ama benden daha küçük gibi duruyorsun. Siz de çok genç ve çok güzel duruyorsunuz. Var. Allah bağışlarsın. Allah 3 tane var. Bağışlasın. 3 tane var. Evet. Kız erkek. 2 oğlum 1 kızım var. Aynı benim gibi. Allah bağışlasın. Amin. Ne mutlu. Güzel güzel evlatlarımız var. Rabbim eksikliklerini vermesin amin, inşallah. Amin. Dün malum Kerem buradaydı. Bu sabah da gidemedi. Birazcık grip gibi olmuş. Allah şifalandırsın. Evde bıraktım. Ablası da bugün üniversitesi yoktu. Ablasıyla birlikte kaldı. Yoksa tek olsa getirecekti. Ne koyduk Fatmacığım? Onları da söyleyelim. Unumuzu koyduk, yoğurdumuzu koyduk, yumurtamızı koyduk, yağını koyduk. Kabartma tozumuzu şimdi una doğru şöyle ekleyeceğim. Bu çok şey tamam. değil yani hepsini birlikte katıp karıştırıp güzel bir hamur yoğurmanız çok yeterli. Çok güzel. Biz burada çok dinlendiremeyecek olabiliriz ama evde yapanlar lütfen bir yarım saat kadar dinlendirsinler. Harika. Süper. Bu kat kat minik pastada bağ büyüttük. Düğünde açıp ben çok seviyorum o tarifi. Aynen. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok da pratik oluyor. Şöyle ortalığı da toplayalım bir anda. Serpil kesme tahtan hayırlı olsun. Küçük bir tepside yaparsak vaktimiz de yetecektir ve yapacaktırız. Harika. Yani inşallah. O zaman sen de erken evlendin. Küçük yaşta ve okuyormuşsun. Yüksel Bey yukarıdan söyledi. Ne okuyoruz? Psikoloji ve sosyoloji okuyorum. Ne güzel, kızımın mesleğim. Kızım da psikoloji okuyor. Öyle mi? Şahane. Üniversitede şu an. Bisiklet kullanmayı yapamadım. Öğretecek biri aranıyor. Ben hallederim o işi. Ay canımsın. Tamam, tamam Fatmacığım. Beraber anlaştık. Bir bisiklet şeyine girelim. Araba kullanıyorum, bisiklet kullanıyorum. Enteresan bir şey. Evet, güzelce bezeleri ayırıyor Fatma. Ayıracağız. Ne kadar çıkarsa aslında çok böyle özel 40 tane çıkarmaya gerek yok. Şu an öyle yapacağız çünkü hani zamanımız da biliyorsunuz biraz kısıtlı ama evde çok vakti olan istediği kadar minik bezeyi ayırıp istediği gibi açabilir, tabii, yapabilir. Tabii kat kat hiç gözükecek iş dokusu çünkü. Bunu ben ilk yaptığımda da çok dikkat çekmiştim. Bayılacaklar, hazır olduğunu zannediyorlar. Aynen. Asla evde yaptığınıza inanmıyorlar. Değil mi? Çok güzel bir şey aslında böyle pratik tarifleri. Kesinlikle öyle. Evet. Efendim, kıymayı da koyalım. Evet. Kıymalı, soğanlı bir iç harç yapıyoruz. İşte içerisinde pul biberi, karabiberi, patatesi, cevizi patatesi olan. Patatesi de içe oturtturacağız çünkü kıyma dağılmayacak bu şekilde. Biraz köy böreği tadında da olacak ama çıtır çıtır da harika bir börek olacak. Nerelisin Fatmacığım? Ben doğma yetişme İstanbulluyum ama aslen Sivaslıyım. Sivaslısın, süper. Sivas'a buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Gönderelim. Sivas'ımın da güzeldir yemekleri. Öyledir. Çok özel tarifleriniz var. Eşin nereli? Şöyle. Çocuklarımın babası diyelim. O da Malatyalı. Malatyalı. Tamam. Şöyle güzelce yuvarlıyoruz. Olsun. Hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor bazen. İnişler çıkışlar yaşayabiliyoruz. Hiç sıkıntı değil. Hiçbir şey hiç sıkıntı değil. Aynen öyle. Sadece sağlıklı olmak gerekiyor. Yani ayrıldık diye bağları koparmıyoruz tabii ki. Tabii ki. Eşlerle de görüşmeye devam ediyoruz. Kesinlikle öyle. Açıkçası bir şeylere çok anlam yüklemek doğru mu bilmiyorum ama bazen olmaz. Siz olanın tadını çıkarmaya bakarsınız. Hayat böyle çünkü. Aynen yüzden... öyle. Kesinlikle. Rabbim herkese sağlık saat versin. Amin. Hayatımda giren çıkan herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimse gereksiz yere hayatınıza girmez. Hiç kimseyi Rabbim gereksiz yere de sizinle tanıştırmaz. Hepsi bir imtihandır efendim. O imtihanı en başarılı şekilde ya atlatacaksındır ya geride kalacaksındır. Biz inşallah atlatanlardan olalım. İnşallah. Rabbimin desteğiyle, Rabbimin yanımda olmasını o kadar i̇nşallah. Çok istiyor ve arzuluyorum ki ve bana Rabbim her şeyi sunuyor. Ben i̇nşallah. Bunun farkındayım. Kesinlikle değil öyle. Mi? Gören böyle hissediyor göz musun? Gören göz olmak. Değil mi? Rabbimin yanında olduğunu o kadar çok hissediyorum ki ben. Evet. Gece yatarken, kalkarken bu çok bambaşka bir şey. Galiba Allah da zaten bizim görmemizi istiyor. Kesinlikle görmemizi istiyor. Ve hep buna dediğim ihtiyacı bir şey. Yok. Ama istiyor. Yani istiyor. Görmemiz gerekir. Ve biz de görüyoruz zaten. İnşallah.
Şimdi ne yaptık? Bezelerimizi şimdi ayırdık. Şimdi biz bezeleri nişastayla açmaya başladık. Bir tane merdane yok muydu Selçuk'a? 12-12 düşecek katlara. Dediğim gibi herkes isterse sayıyı arttırabilir. Eksiltebilir. Yani kişinin kendi tasarrufu. Aynen, nasıl yemek öyle istiyorsa, ne yapmak istiyorsa öyle yapsın. Fatma'cığım ben şey bölmeyeyim diye böyle karıştırdım. Çok ortaya. Çok güzel yaptınız. Tam istediğimiz hiç oydu sözü zaten. Sözü bırakayım diye. Estağfurullah. Şey, baharatlarını da kattıysanız şahane. Tamam. Harikasın. Ceviz içine. Aa, ceviz atarsak çok güzel olur, evet. Ceviz yaktın mı elin gene? 8, 10, 12, 14 tamam. Burası da tamam. Birazcık hızlanalım. Çok tarifimiz var. Tamam. Ve gerçekten şöyle baktığımda çok güzel bir menü çıkaracağız. Harika bir menü olacak bence iki de. İki tane nişasta, hayatı hayatına benzeyen hanımefendiyle nişasta şu an. Şurada hemen. Ah süpersin. Ekran başında. Peki size zahmet olmazsa bunu açmanız zor olur mu sizin için? Ben açarım. Bunu açıyor olmamız ama lazım. Ama işte merdane. Şunu vereyim size. Ha, en kötü ben onu büyüteyim. Tamam. Aynen, onu büyütmek daha kolay olur. Şöyle omzunu alsam kötü olur mu? Olmaz. Açılmadığı sürece sorun yok. Hı-hı. Sen bir bak doğru bir şey yapıyor muyum diye. Evet. Ben unlanmadan gidemeyeceğim buradan zaten. Öyle, açıyoruz sonuçta. Nişastalı börek. Nişastalı unlu. Ha, yani yapacak bir şey yok. Ben sana şey tamam yapayım diye. Tamam. Şöyle güzelce. Benim için hiç zul değil. Size sıkıntı değilse bana değil. Dur. Olsun. Şöyle ekranda şey gözükmesin. Tamam. Kat kat böyle. Dediğim gibi ben bunu 25-30 arası yapıyorum, evet, ama evet, sen evet bugün bayağı bir 40'a çıktığın için şey daha böyle kat kat olacak. Çok güzel olacak. Hı-hı. Ama. Hakikaten çok efsane güzel oluyor. İçerisindeki harcı yeter zaten, patates, kıyma. Yani hamur açamıyorum kıyma diye düşünmesinler. Hı-hı. Gerçekten hani açılamayacak bir hamur değil, yapılamayacak, hı-hı, bir şey de değil. Çok rahat olsunlar. Nişasta ve hamur zaten kendini açtırıyor. Biraz bazen ben farklı bakabiliyorum. Kesinlikle söylediğiniz her, hı-hı, şeye katılmakla birlikte. Hani akademik olarak bir başarıdan bahsetmek doğru olur mu bilmiyorum ama evet, o altın bilezik konusunda neyi istiyorsa, neyi de başarılı olabileceğini, neyi, aynen, yapabileceğini düşünüyorsa, hı-hı, takviye yapayım mı size? Onu yapmasının ona çok iyi geldi. Yani kendine iyi gelen bir şeyi, hı hı, meslek edinebilir, yapabilir. Kesinlikle. O yönde kendini güçlendirebilir. Okutacağız ya, kesinlikle, yapacağız yani. Boşlamayacağız. Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Biz sadece burada bir yemek programı yapmıyoruz. Hayatın, evet, içinden, evet, çok kıymetli bilgiler veriyoruz. Gerçekten dönüp baktığımızda hiç kimsenin öyküsü mutlu sonla hep başlamıyor ya da mutlu sonla hep bitmiyor. Bitmiyor. Ama bu mutlu sonu ve hayatınızdaki kaderi değiştirecek sizin elinizde. Gayet güzel oldu. Sığar ona harika da oldu. Ellerinize sağlık. Sığar o benim gözüm. Nasıl da güzel yaptınız. Çok güzel oldu. Afiyet olsun şimdiden. Ben şimdi bak ikincisi zaten nasıl açıyor. Hadi. Evet, reklama gireceğiz. Hemen şey yapalım. İçine koyalım. Evet, tamam. Bakın. Şimdi bunu da büyüttük mü? Nasıl bir gözüm var? Böreğimiz tamamdır. Gördün mü Serpil'cük? Terazi gibiyim diyorsun. Terazi gibiyim valla. Onu ben alabilir miyim birazcık? Tabii ki. Buyurun. Şuradan mesela şöyle. Şöyle. Fazlalıkları alıp. Bu iş sizde mi peki? Yok, hayır, vereceğim. Tamam, eğer öyleyse gidiyorum elimi ayağımı yıkamaya. Vereceğim. Peki. Şöyle. Evet. Güzelce bastırıp şunu koyalım mı Fatmacığım? Evet, içi koyacağız. İçi halledeyim. Ben bunu tamam suyu yetiştireyim Fatmacığım. Buyurun. Tamam, sonra olur. Bunu belki içine şey yapardık dedim ama sorun değil, hamurumuz yetti. Yetmeseydi. Nasıl? Yetmeseydi hallederdik. Yüksel Bey anlamadım. Soğanla kıymayı güzelce kavurduk. Evet, evet. Üzerine baharatlarımızı, patatesimizi ekledik ve gerçekten çok lezzetli bir iç harç yaptık. Evet. Bence de şunu ziyan etmeyelim. Evet, ziyan olmasın diye koyuyorum şöyle genelde ben. Aynen, açalım. İngilizce dediğim açalım gibi burada patates hani ister koyarlar ister koymazlar ama, hı-hı, patates koymak iyi bir fikir. Değil mi? Bir de o kadar çok kıymalı bir tepsi çok yapabilirsiniz tabii ki. Yani. Evet, evet. Hani şu anki ekonomik şey, durumu da göz önüne alırsak evet, patatesle bereketlendirebilip çok keyifli de. Evet. Harika. En azından hamurumuzu da ziyan etmedik kenarda. Onu da koyduk. Evet. Şöyle onu hemen dilimleyip reklama gideceğiz. Tamamdır. İlk yarıyı bitirdik. Malum baklava yapmak, baklava açmak yani canlı yayında her yiğidin harcı değildir. Biz de yaptık bayramlarda ve Ramazan ayında yapmıştık Serpil, hatırlıyor musun? Evet. Çok da lezzetli ve pratik olmuştu. Evet. Ama diyorum dediğim gibi canlı yayında da kolay kolay kimse bu
şeye girmez. Helal olsun. Fatma'ya diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakalım. O kadar çok ki. Evet, evet. Ya evde daha çok yani 20 26 26 23 evet, evet. Oluyor ama isterseniz çok dediğim gibi. Baksana yemin getir Serpil. Minicik yapıyoruz değil mi? Baklava koyul, şey gelmez mi denk? Şimdi baklava şeyle merdaneyle azıcık daha büyütelim. Fatmacığım yapsın biraz da Serpil. Siz bilirsiniz nasıl rahat ederseniz buyur, Fatma, öyle olabilir. Sen hiç şey, şey değil tamamdır. Fatma bakar mısın? ne diyor, ne çok, derler? Eli işliyor, bak yani bak bak. Basit bir börek bu aslında gerçekten, evet. Zor değil. Bezeleri açtıktan sonra çok pratik. Çok hızlı yapabilirsiniz yani. Hiç. Aynen. Bence şu an tam oldu. Bence de güzel görünüyor. Eğer altı da istediğimiz güzellikte ise altı üste koyup iyi bir görsel yakalarız diyordum ama. Olsun, o pişince anlaşılmayacak. Aynen. Peki. Ara katları da açılacak. Yağlayacak mıyız üzerine? Evet, evet. Üzerine hemen bir bardak. Yok şey, ha, sıvı yağ gezdireceğiz sıvı üzerine. Bir bardak sıvı yağ dökersek yeterli. Öyle. Tamamdır. Bakın 40 kat bir baklava börek hazırladık. Her katını nişastayla tek tek açtık efendim. Şimdi önceden ısıtılmış. 180 derecede pişireceğiz. 180 derecelik yağ. 180-185 olur, fark etmez. Çok güzel. İçini çektirmemiz önemli. Tamam, o zaman biz şöyle yapalım. Yağını üzerine gezdireceğiz. Karelere böleceğiz efendim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişireceğiz. Evet efendim, nerede kaldık? Tabii ki muhteşem bir baklava börek yaptık. Üzerine yağını gezdirdik ve fırında şu an pişiyor mu Serpil? Kokuları pişiyor, altı indirdim. Harikinde baklava börek yaptı Fatmacığım. Ellerine sağlık, 40 kattan oluşan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.